Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Restoran Tycoon'un ikincisini oynuyorum. Bunun ilkini hatırlayanlar var mı? Ah ah, suşiler yaptık. Türk iş yemekler geldi falan filan. Mekanda şey yapılıyor. Ve bu oyunda da kaydetme var diye düşünüyorum. Çünkü Restoran Tycoon'un ikincisi. 25 Robux'u şu an ama önemli değil abi. Abi burada da Ikea var. Orada da Ikea vardı. Burada da Ikea var ha. Harbiden. Evet, yeni restoranımızı oluşturuyoruz. İsmi Oyun Sıfır Restoran. Hepinizi bekliyorum bu arada ha. Restoran dizaynı. Vay vay, bayağı bir dizayn şekli de varmış. Şu güzel gibi geldi bana ama umarım veriyordur. Abi bu ne ya? Türkiye yok mu yani? En yakın bize neresi? Almanya. Popüler olmaktan seçmek daha mantıklı. Ama ben gidip de United States seçmeyeceğim abi. Japonya seçeceğim. Japonya güzel bir ülke, evet. Daha doğrusu yemek tipi seçiyoruz. Vay oğlum, daha 2 dakika durduk. Dükkanı açmadık bro. Şşt, Allah'ını seversen. Adam direkt yemek istedi. Ne istiyorsun? 2 tane kişi. Tamam, buyurun efendim. Gel gel. Gel buraya gel. Otur efendim. Buyurun buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Sefalar getiririz. Beyler yardımcı olun hemen. Ne istiyor falan filan, hadi. Hadi hadi. Ne istediniz efendim? Buyurun. Bir dakika çılar, Allah'ını seversen ya. Adam beni götürüyor. Ne istediniz? Abi ben bu yemekleri de bilmiyorum. İşin kötü tarafı o. Noodles, ramen noodles ve noodles for me. İkisi de aynı şeyi istiyor. Okey, alıyorum efendim. Tamam, seni de alıyorum. Dur 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 dur. Hemen abi pişirelim şunları. Hemen gidelim fırınımıza. Abi oyun efsane. Gerçekten efsane. Çünkü biliyorsunuz ki bunun birincisi çok 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 iyiydi ve buglar falan çıkmıştı. Vay abi, o nasıl bir şey yapıyor? Wow. Bekleyin be, hanımefendi geliyor, hanımefendi geliyor. Abi dur, yeni ordura, hemen yeni ordura almak zorundayım abi. Oyunda biraz hızlı olmak zorundayız çünkü müşterilerimiz bize puan veriyor, anlıyor musun? Okey hadi çabuk çabuk hazırla ya. Ulan adam kaçacak, yemin ediyorum adamı 2 dakikada kaçıracağız arkadaşlar. Yapabildim mi lan? Galiba yapamadım he. Aa, yaptım hemen geliyor. Buyurun efendim. Ulan efendim, hemen geliyor, diğeri de geliyor. Bir saniyenizi istiyorum, bir saniye. Hemen keselim tekrardan. Hop, hemen şöyle D yapalım ve aynı şekilde pişirmelere devam edelim. Hızlı bir şekilde pişirelim, teslimatımızı gerçekleştirelim. Paralar geldikçe arkadaşlar gideceğiz. Ondan sonra Ikea'dan malzemeler alacağız. Bu şekilde iki boss'u tutup sağa basmak gerekiyormuş. Okey, o da hızlandı. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Buyurun efendim, buyurun. İki kişilik masa burada var. Şimdi ne demek efendim? Tabii ki buyurun ya. Teşekkür edebilir. Beyefendiler bak, Çınar, Ahmetcan, Allah rızası için adamların masasından inin bak. Bu insanlar bana puan verecek. Gidin kendi dükkanınıza ya. Bilerek mi yapıyorsunuz arkadaşım? Kaybolun gidin ya. Hayret bir şey. Ne istiyordunuz efendim? Buyurun. Oğlum hepiniz aynı şeyi istiyorsunuz lan. Bunlar bana biraz ucuza mal alıyor. Hemen hazırlıyorum. Neyse, çok da önemli değil yani. İkincisi böyle. Sonra tık 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 tuzlamaya geçelim ve hazır. Hemen bir tane daha pişirelim. E tuşuna basalım. Aynı şekilde bütün her şeyi yapacağız. Hemen geliyor. Onu da alalım. İki tane alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Sefa, hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bak. Harbiden bak, kendi ellerimle yapıyorum bak. Kimseyi tutmuyorum ben. Güvenemiyorum biliyor musunuz? Yani adama nasıl yemek yapacağım? Aha, boşları topladım. Hemen mi topluyoruz efendim? Hemen toplandı. Çabuk bulaşık makinemiz falan yok mu bizim ya? Harbiden yok ha. Nereye gidiyor bunlar? Oo, 10 keş mi? Bu mu yani? 5 dolar için mi yaptım ben bunu? Bir 5 dolar ona, bir 5 dolar ona. Ya arkadaşım, küçük köyde gazlı papuçlu küçük köyde bile çorba 5 lira. Biz Japon pazarındayız. Japon yemekleri yapıyoruz. 2 tabak 10 keş. Çok az. Hoş geldiniz. Buyurun 2 kişilik masa. Geç fazla bekleme yap hadi. Hadi. Kel kafalı seyirci seni. Basketbolcu musun sen, nesin? Bana bak. Harbiden basketbolcu musun? Aynı şeyleri istiyor bunlar ya. Şef ve garson alalım bir tane diyor. Tamamdır. Şef ve garson alalım abi. Nereden alacağız bakıyoruz. Büyük ihtimalle 4 numaradan. Evet. Oo, çok para istiyor ya. Harbiden bak. Şef alalım. Bir de 200 dolar. Alamıyoruz da. Paramız yetersiz. Neyse, şunları hemen toplayalım. Tamam efendim. Sizin de alıyorum efendim. Hemen hazırlıyorum. Ben hazırlıyorum ama ya. Bu nasıl olacak? O mu hazırlıyor şimdi? Şef, Allah cezanı vermesin. O mu hazırlıyor ya? Şefi eğiteceğim mi? Şef bak, bu şekilde yapıyorsun. Tamam mı? Güzel pişiriyorsun. Kesinlikle o şapkan ve eldivenini eksik etmeyeceksin. Bana bakma. Ben buranın sahibiyim, tamam mı? Efendim Şeyma Hanım, siz de müşterileri karşılayın. Allah rızası için bir git konuş, sohbet edin. Masalarına oturun. Masasını falan sil Şeyma. Git. Hadi. Bak, beni izle adam. Oğlum beni izliyor mu bu ya? He, hala öğreniyor ya. Bak nasıl yapıyorum biliyor musun? Bak, o yan tarafta fırına geçerken tabii ki o dönme olayını yapmak zorundasın. Yapmazsan sıkıntı abi. Şöyle tuzu döküyorsun bak, hızlı bir şekilde şef. Okey mi? Adam hala öğrenmedi ya. Buyurun efendim. Karşıla hemen müşterileri, karşıla. Buyurun efendim. 2 kişilik masa, hemen gelin. Ne demek efendim? Teşekkür ediyor bir de ya. Ne kadar nazik ya. Birisi de demiyor ki, getir lan bana oradan çorba falan. Adamların hepsi bir şey. Sen bir git. Ahmetcan. Sonra karşılaşırız tekrardan. Gelirsiniz, yardımcı olursunuz. Biz şu an idare edebiliyoruz. Şeyma Hanım, masayı sildiyseniz. Hadi kaybolun gidin ya. Yeterli. Adamlara bakıp duruyor. Para mı istiyorsun, anlamadım sen ya. Hadi git. Şef, hala öğrenemedin değil mi? Bak, son yemeğimi gösteriyorum. Öğren, ondan sonra yap. Abi oyun çok güzel. Efsane güzel.
Bu dükkan böyle Tycoon'un daha da fazla büyük gelişebiliyor ama bugün de kısa temasını göstereceğim ben size. Ondan sonra bayağı bir para kasmam gerekiyor. Para kasıp geleceğim buraya, ben bu oyunu da kasmak zorunda kalacağım yani. Şakası yok. Öğrendi lan. Vay. Kral. Tamamdır. Artık iş onda abi. Mükemmel. Buyurun efendim. Bir tane daha hazırlıyor şefimiz. Ah ah Çınar. Bir dakika şimdi. Servisi de ben yapmak zorundayım ya. Şefe bak şef. Sen benden öğrenememişsin ya. Ben masaları hazırlayıp ben gönderiyorum ama sen öyle bir şey yapmıyorsun. Duruyorsun masanda ya. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Vay 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 ya oğlum, az önce sen gelmemiş miydin lan? Oğlum sen hep farklı kişilerle geliyorsun ha. Yani beyefendi, bilmiyorum sizi aldatıyor mu diye desem ne desem bilmiyorum ama az önce bir tane karıyla geldi, şimdi size geliyor bak. Diğer komşularımızı ziyaret edelim. Abi çok da uzaksınız ya. Karşı taraftaki kimin? Vay, giysi mağazası var abi. Eke'ye kesinlikle uğramak gerekiyor ama para abi, her şey para ya. 200 dolar 200 daha para vermek zorundayım. Burası kiminmiş? Oo, siz de iyisiniz be hanımefendi. Harbiden bak Şeyma Hanım. Geliyorsunuz bizim oraya tezgah siliyorsunuz ama müşterimi mi çalıyorsunuz? Anlamadım ben şimdi. Bakalım içeriye. Fazla bir masa da yok. 4 kişilik masa koymuş ki 4 kişilik gelsin diye. Oğlum burada adamlar var mı ya? Adamların dükkanına baktım. Kendi dükkanımı çok basit buldum be. Az önce ben bu dükkanı kiraladığımda çok güzel gözüküyordu. Şimdi çok kötü. Tekrardan bekleyin. Kusura bakmayın ya. Hemen bir tane eleman alacağım ben de, biliyor musun? Toplamakta sıkıntı çekiyoruz. Ondan sonra gideceğim 4 kişilik masalar alacağım. Kesinlikle gerekli. Aynen, fark ettim. Şeflerimi eğiteceğim. Ondan sonra şey, efendim ne istiyorsunuz? Tamam, anlıyorum zaten. Herkes çorba istiyor. Şef hazırla. Adam bir parçalıyorsunuz oğlum. Mekana var ya yıldı. 15 kişi geldi. Allah 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 Allah. Fry cook falan filan. İyi para geldi. İkinci gün. Birinci gün bu kadar basit mi geçecekti ya? İyiymiş. Sandık geldi. Bir dakika şimdi. Yeni yemekler geldi galiba artık. Tamam. Buyurun efendim, buyurun. Afiyet şeker olsun, bal olsun. Ne açıyoruz? Bronze tiers. Bronze sandık açıyormuşuz ve içinden ne çıkacak? İnşallah güzel yemek, pahalı yemek çıkar. Japon yemeği nigiri. Biliyorum ben bunu ya. Tabii. Ne zannettiniz biliyor musunuz? Var mı yarınızda böyle sushi yiyen falan filan? Gerçi sushi Japon yemeği değil mi? Evet öyle. Ahmet Çağ sushi yemiş. Ben yemem abi. Gerçekten yemem. Şimdi 210 param var. Ben hemen abi ne yapıyorum biliyor musun? Hire new açıyorum. Nerede adam? Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Paraları kim toplayacak? Paraları yine ben mi toplayacağım? Ben toplayacağım. Ne? Paraları da birisi toplasa güzel olurdu. 20 tane param var. Bir de bana ticket verdi. 3 numarada şimdi değişik bir şeyler varmış arkadaşlar. Süt açabiliyormuşuz. Ve bu arada restoran ismini verebiliyoruz. 500'e. Waited thrice. Basic etmençik. Bayağı bir para gerekiyor. Vallahi bayağı bir para gerekiyor. Hoş geldiniz, buyurun. Masa boş. Bu kim lan? Buyurun buyurun, masaya geçin efendim. Ben de şuradaki parayı toplayayım. Harika. 30 param oldu. 30 paraya Ekea'dan ne alınır acaba ya? Dur, waiter karşılasın da ben bir Ekea'ya gideyim abi. Beyefendi, müşteriyle ilgileniyorsunuz değil mi? Oğlum bak, ilgilenmiyorsun. Ooo beyler. Birisi bibimbap istemiş be. Kore yemeği. Bak bak, bu da istedi. Harika be. Şimdi para toplamaya başlayacağım he. Tamam ya, bu iş bende. Ben bu işi gerçekten çözdüm abi. Okey, sakin kal. Hindistan falan filan, Amerikan, Spanish, Meksikan, İtalyan, Belçika, Amerikan, Avustralya ve Turkish food var. 5 tane ticket'a. Ama ticket kazanmamız gerekiyor tabii ki onun içinde. 30, şöyle güzel güzel para toplayalım. Abi adam farklı yemek yedi, yine aynı parayı veriyor ya. Hizmetimi beğenmiyor musunuz arkadaş? Bak ikisi de farklı yemek yiyor. Oğlum etin kilosu ne kadar sen biliyor musun? Adam et yiyor ya. Kardeş, malzemeden çal. Gerçekten malzemeden çal. Çok sıkıntı çekmeye başladık. Bak şef. Adamlar yiyor. 5 para atmıyor ya. Bahşiş atmıyor ya. Çok fazla uğraşma. Ver yemeği abi. Isıtma da. Zaten bunlar sushi yiyor. Pişmemiş balık yiyor abi. Salla. Yerler bunlar. Harbiden bak. Japon bunlar. Her şey yerler. Chair mayor var abi ya. Vay arkadaş. Sen bana bunu söylemedin ki oğlum ya. Arkadaşlar bizim bedava eşyalarımız varmış zaten ya. Baksana. 1 numaraya basıyorsunuz. Şimdi pizza saati sattım. Çok da fazla işe yaramıyor. Zaten saat de dönmüyor yani ha. Başka herhangi bir şey yok. Bundan 4 tane falan vardı, sattım. Ve şu anda 320 param oldu. Okey. Şimdi dining table var abi. Şöyle bir R ile döndürelim şunları. Şöyle koyarsak aynen olur. Vay be. Aklıma restoran Tycoon geldi. Gerçekten mazi geldi arkadaşlar. Ya ben şimdi uzun zamandır RP çekiyorum biliyorsunuz. Ve tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Tycoon ve Simulator oyunlarına tekrardan başlamamızı istiyorsanız güzel bir like patlaması gelsin. En azından beni sevenlerin hepsinin şu like butonuna tıklamasını istiyorum. Gerçekten şu anda çok muhtacım. Yani ne kadar abi like atabilirsen o kadar like at. Bence çok fazla güzel olacak diye düşünüyorum. Tekrardan eski sisteme dönüyoruz. Şimdi aşağı inelim biz tekrardan. Aşağıdaki paraları toplayalım. Önemli olan 4 kişilik masalarda 4 kişilik yemekleri çoğaltabilmek. Buradaki masalardan herhangi birisi onu bana gerçekleştirmeyecek. Büyük ihtimalle yemek yaptıkça levelimiz artacak. Levelimiz arttıkça da daha çok fazla yemek yapabileceğiz ve daha da karlı yemekler yapacağız. O yüzden gidelim. Bak bak, maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah. Yetmiyor galiba ya. 4 numaraya basalım.
Şimdi ikinci şey abi garson, pardon ikinci şef için de 500 istiyor abi. Gerçekten sıkı para. İnanılmaz sıkı para. İdare ediyoruz aslında şu anlık ama bekleyenler var işte. Masaların boşalması gerekiyor. Bak adam hala boşaltamıyor. Şimdi bir test edelim abi. Ben de hemen şurada pişireyim. Efendim ben de hemen pişiriyorum. İki tane masamız var. Çat 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 çat. Keselim. Oh güzelce böyle acı sos abi. Japonlar sosu seviyor abi. Butter sosu. Efendim iki kişilik masa istiyorsunuz ama yani boş yerimizde. Biraz bekleteceğiz sizi ya. Vallahi bekleteceğiz. Şunlar kalkacak galiba. Kalktınız mı? Hadi. Ben bu işi çözdüm. Tamam. Bundan sonrası arkadaşlar para biriktirip bir sonraki sefere daha da böyle güzel bir şekilde gelebilmek olsa gerek diye düşünüyorum. O yüzden bu videoya kesinlikle like atmayı unutmayınız. Daha çok istiyorsanız arkadaşlar bir sonrakinde büyük ihtimalle daha fazla para kasılıp bir level attırma ve daha çok masa çoğaltmak olacak. Ve aynı zamanda büyük ihtimalle ikinci garsonlara geçeceğiz. Tabii ki bu sizin dediğim gibi like'ların sayesinde olacak. Like ve yoruma basmayı unutmayınız. Ve bu arada Restoran Tycoon'un birincisini oynayanları chat'e alalım abi. Yoruma yorumları yazın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.